Evet arkadaşlar, şimdi bu böyle bir video çekmemin amacı içindeki bakterileri yok edebilmek için çamaşır suyu kullanmadan nasıl temizleyebiliriz? Pratik bir şekilde temizleyelim dedik. Sürekli çamaşır suyu koyamıyoruz. Ondan dolayı böyle bir fikir sundum sizlere. Beğenirseniz desteklemeyi unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Merhaba arkadaşlar, Pratik Bilgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mutfak bezlerimi pratik bir şekilde nasıl temizleyeceğim göstereceğim size. Evet arkadaşlar, bezlerim, mutfak bezlerim sürekli elimizin altında çamaşır suyu kullanmadan bugün nasıl temizleyeceğiz? Bunlar günlük kullandığımız bezler. Şu şekilde kirleri var. Çamaşır susuz nasıl temizleyeceğiz? Şunu da özellikle tavayı ovdum. Yağlarını iyice beze geçsin. Temizleyelim beraber. Evet arkadaşlar, elimde ne var? Bir çorba kaşığı karbonatım var. Onu alıyorum. Kendi yaptığım sirkem var, ev yapımı. Üzüm sirkesi yaptım. Size de videosunu atacağım yapıp. Bir çay bardağı üzüm sirkesi. Bir çorba kaşığı da bulaşık deterjanı koyacağım. Bezim çok yağlıydı. Koymasanız da olur. Üzerine sıcak su boşaltacağım. Sıcak su ekliyorum. Şimdi bezlerimi içine koyuyorum. Üzerini kapatayım. Evet. Kabım, mikrodalga kabım var benim. Bu benim mikrodalga kabım. Bezlerimi ısladım içine. Şu şekilde bekletmiyorum. Hiç bekletmiyorum. Direktmen bunu alıyorum. Mikrodalgaya atıyorum. Ha, bunu mikrodalga kabım yok. Ne yapabilirim? Kilitli poşetler var. Onun içine koyup hafif suyunu da koyacaksın. İçine atacaksınız mikrodalgaya. Şimdi ben mikrodalgaya atıyorum. 2 dakika mikrodalgam çalışacak. Sonra sonucuna beraber bakacağız. Evet, mikrodalgamız bitti. Açıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, el bezlerimi kaynatmaya hiç gerek kalmadı. 2 dakikada bezlerimin nasıl temizlendiğini, kirlerini döktüğünü umarım kamerada görülüyordur. Şöyle köpüklerini kenara alayım. Şu bezimi çok yağlamıştım tavayı ovalayarak. Bakın. Az bir şey leke kalmış. Onu da ovaladığım zaman umarım çıkar. Çamaşır suyu kullanmadan bezleri nasıl pırıl pırıl yıkayalım. Evet arkadaşlar, şu anda bunu bir yarım saat bekletmem gerekiyor suyun içinde aslında. Ben kamera için hemen durulamak istiyorum. Size gösterelim beraber. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda bezlerimiz ne kadar temiz diye ev mutfaklarımızda sürekli kullanıyoruz. Bakın, çamaşır suyu kullanmadan şu kadar bir kir çıkarabildim. Henüz ovalamadım. Evet arkadaşlar, şu şekilde beklemesi gerekiyordu bu bezlerimin. Hani hemen yıkayıp çıkardım. Felaket kirler çıktı. Biraz daha beklese daha temiz olacak. Ben hemen yıkayıp durladım. Bu şekilde. Beklese bir yarım saat daha temiz olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bu böyle bir video çekmemin amacı içindeki bakterileri yok edebilmek için çamaşır suyu kullanmadan nasıl temizleyebiliriz? Pratik bir şekilde temizleyelim dedik. Sürekli çamaşır suyu koyamıyoruz.
Ondan dolayı böyle bir fikir sundum sizlere. Beğenirseniz desteklemeyi unutmayın bize. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.